Size geçmeden önce harika bir şarkılar. Merinciğim çok güzel mi? Lezzet bir tatlı yapıyordu. Evet. Muhallebisini biz reklama gitmeden önce ben pişirdim. Hazırladı. Aynen. Şöyle katı bir muhallebi oldu. Şimdi tabanını biraz ıslattığımız bir cam kaba. O da çok kolay çıksın, dilimlensin istiyorum. İrmiğimiz vardı. Hindistan cevizimiz vardı. 10 yemek kaşığı toz şeker, 9 yemek kaşığı irmik, 8 yemek kaşığı da Hindistan cevizi, bir pakette vanili. Şöyle. 1 litre süte ilave ettik ve karıştırarak hazırladık. Şöyle. Yayacağız bunu. Bir su ve yemek kaşığı yardımıyla şöyle yayacağız ve üzerine sos yapacağız Ezgi'cim. Sosumuzu nasıl hazırlıyoruz? Vişnemiz var. Mısır nişastamız 4 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı toz şekerimiz, pudra da kullanabilirler ve evde dondurulmuş meyvelerimiz. Bunları pişireceğiz, soğuyacak. Üzerine dökeceğiz ve servis edeceğiz. Evet, aynen. Hafif ve lezzetli. Evet. Gayet şöyle. Güzel, ellerine sağlık. Daha şöyle. Sonra ne yapacaktın? Bize börek yapacaktın. Avcı böreği yapacağız. Avcı böreğin içinde kıyma, ceviz, soğan, biraz salça kullanacağız. Onu yufkaya sarıp galeta unu ve yumurtaya bulayıp kızartacağız. Hazır yufkayla hazırlayacağımız bir börek olacak. Birazdan nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Olur mu? Olur. Çok isterim. Sağlıklı yaşam deyince çünkü ayurvedik nedir çok duyuyoruz. Aşinalık biraz dolgunluk belki vardır. Hani bende de belki biraz. Onun için detaylı öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Burada çok güzel soğanımızı koyduk. Üzerine kıymamızı ilave ettik. İkisini aynı anda eze eze güzelce kavuruyoruz. Salçamızı da ilave ettik. Hem domates salçası hem biber salçası kullandık. Evet, lezzet verir. Bir bardak yakın aşağı yukarı bir bulgur. O da ince ve kalınlığına göre değişir. Şimdi bulgur pişecek bu suyla. İzleyicilerimiz hiç merak etmesinler. İnce bulgur zaten. İnce bulgur, evet. Evet. Baharat olarak karabiber, karabiber kullanacağım Ezgi'cim ve ceviz içi kullanacağım. Ben bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok kısa müsaadenle bahsedebilir miyim? Ben de naçizane favori lezzetler üyesiyim. Biz şefler ve yemek bloggerları ve yazarlar bir yemek kitabı çıkarıyoruz çok yakında. Artık yemek kitabımızın hazırlığı tamamlandı. Bunun tüm gelirini bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Ve imza günlerimiz olacak. İzleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. Çünkü bu tamamen hayır kurumuna bağışlanacak bir vakıf olacak. Açıklayacağız. Lütfen destek versinler bizleri. Biz hepimiz orada olacağız. Kitap çıksın bana getir. Evet. Tamam mı? Evet. Ben vesile olmak benim isterim. Benim de tarifim var. Birçok arkadaşımın tarifi var. Geçen özel tariflerimiz burada tekrar var. Tanıştık. Bir başka hanım arkadaşım vardı mutfakta. Evet. Güzel aynı lezzetler yapıyordun. Tuba vardı. Evet. O da bizim ailemizden. Evet. Biz bunu sık sık duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ne kadar çok satarsak o hayır kurumuna o kadar destek olacak. Ay, tüm çok güzel bir çalışma bekliyoruz. İnşallah tabii ki. Gösteririz, paylaşırız. Ne zaman çıkacak kitap? Tamamlandı sayılır. Yani bir aya kadar satışa sunulacak. Hadi bakalım. İnşallah. Bekliyorum kitabı. İnşallah. Mutfağımda da oluyorlar. Nevin ablacığımın da yine sosyal sorumluluk projesi güzel bir yemek kitabında tarifleri var. Birçok aşçıyla, şefle beraber. Bugün de bize güzel lezzetler hazırladı. Tatlımız muhteşem görünüyor. Vişne soslu. Yani sosumuz doğal. Hiçbir katkı maddesi kullanmadık. Mısır nişastası kullandık. Pardasın diye bütün meyveleri kullanabiliriz. Biraz su ve şekerle sos yaptık. Altını Hindistan cevizi ağırlıklı bir irmik tatlısı yaptık sütlü. Dağınık poğaçamız hazır. Şimdi böreğimizi hazırlayacağım. Harika. İçine hazırladık biliyorsun. Kıyma, bulgur, ceviz ve salça soğanla. Yufkalarımızı kestik. Yumurta ve galetonumuz hazır. Ben onları saracağım, yumurtaya bulayacağım galetonla ve kızartacağım. Harika. İçine neler koymuştun? Soğan, kıyma. Bir bardak kadar bulgur ve bir bardak kadar ceviz. Bu miktarlar isteğe göre artı veya eksilebilir. Biber salçası ve domates salçası birlikte kullandık. Tuz, karabiber. İsterseniz pul biber koyabilirsiniz arzuya göre. Bu avcı böreğinin klasik iç malzemesi. Klasik avcı böreği yapıyoruz. Evet. Ellerinden öper. Üçgen üçgen dilim kesilmiş kestik. Yufkamızla devam edeceğiz. Şimdi saracağız ve kızartacağız. Arasına sos sürmüyoruz. Sürmüyoruz çünkü zaten yağda kızartacağız Ezgi'cim. Evet. Yani olacak, yumuşak bir börek olacak. Bu şekilde hazırlayacağım ben böreklerimi ve daha sonra da kızartacağım. Ellerine sağlık.